Merhaba sevgili seyirciler. Kalplerimiz Seni Unutur Mu? Yeşilçam programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Türk sinemasının en güzel aşk filmlerinden birinin... Vesikalı Yarim'in unutulmaz oyuncusu... Yeşilçam'ın en beyefendi aktörlerinden biri... İzzet Günay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abicim hoş geldin. Çok merhaba. Daha başında mahcup olmaya başladım programı ya. Başka türlü olur mu? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size, hoş bulduk. Size anlatmak böyle üç tane iki tane lafla olur mu abi? Sağ ol. İzzet Günay ya. En güzel giyinenlerden de ben onu ekleyeceğim. Sağ ol. En güzel giyinenlerden, en güzel konuşanlardan. Eksik olmayın. Sinemaya, tiyatroya en büyük emeği veren. Ben mahcup olurum. Böyle bu kadar bir terlemeye başladım daha şimdiden. Efendim güzel giyinmek seyircimize iyi görünmek aslında. Yani orada titiz. Yani seyirci bizi daima iyi görmek istiyor. Ve biz de iyi görünmeye gayret ediyoruz. O kadar. Bence de öyle. Yani bir sanatçı kendine bakması lazım. Ama İzzet abi her zaman bakıyor. Şimdi bazı günler var hani dışarıda görürsün. İzzet abiyle karşılaşırsın ya. O zaman da pijamayla dolaşmıyor. Şık. Giydiği her şey birbirine yakın. O başka bir kültür. Ya temiz giymeye çalışıyoruz o kadar. Yani fazla öyle böyle modayı da falan takip ettiğimiz yok. Hep bu işlerle benim hanımım ilgileniyor. Eksik olmasın. Ona çok şey borçluyum. Hep benim işimi kolaylaştırır. Yani hayatımı kolaylaştırır. Kaç yıldır evlisin? 45 oldu bu sene. Maşallah ya. Maşallah. 45 birliktelik yani... Daha da uzayacak inşallah. Öyle olmasını diliyorum. Yani aile hayatından çok mutluyum. Bir kere ben yani aile yaşantısına yatkın bir adamım. Ben hiç bekar yaşamadım hayatımda. Aslında merak ediyordum yani siz hep, çok... Yani hep şımartılan biri oldum galiba. Biraz da onu itiraf etmek lazım. Gerçekten hayatımda annem dahil. Rahmetli eşim dahil, şimdiki eşim İpek dahil, kadınlar hep beni yücelttiler. Yani hep ön plana çıkardılar. Onlara çok şey borçlu olduğumu burada ifade etmek. Ama bir gönül borcu diye düşünüyorum. Sen yüceltilecek bir erkeksin de onun için. Yoksa herkese yapılmaz yani. Bağlantı. Kadınlar erkeklerin hayatında çok önemli. Aynen. Yani erkekleri adam eden kadınlar. Kesin. Yani bunu öyle almak lazım. Belki biraz fazla sert konuşuyorum ama o benim şansım diye düşünüyorum. Belki her evde böyle değil, her yerde böyle olmayabilir ama yani biz hanımların vezir ettiği adamlardan sayıyorum ben kendimi. Ne güzel. Biraz da şanslıyım diyorsun yani. Şanslıyım. Gerçekten şanslı olduğumu ve bunu her yerde söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü onlara gerçekten çok şey borçluyum. Hayatımı çok kolayladılar. Hem yani sinemada, tiyatroda işimi yapmaları için yolumu açtılar. Hem bu mesleğimin dışındaki hobilerimi yapmakta bana çok yardımcı oldular. İzzet abi 100. yıl. Bu yüzyılın herhalde yarısında var. Yarısından fazlasında, fazlasında var. Yani şöyle demek lazım biraz fazla şey. Yani 55 yıl full yani çalışmadık ama 55 yıl sinemanın içinde. Yani bugün buradaysak hala sinema yüzünden birlikteyiz. Onun için sinemaya çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Yani 100 yıl bir ülkede yani 100. yılını kutlaması sinemanın çok önemli diye düşünüyorum. 55 yıl içindeyim diye heyecanlanıyorum. İyi ki olmuşum diye. Bir 90'lara varırsam yaş olarak 65'in içinde olacağım diye heyecanlanıyorum ayrıca. Ama Türk sineması bu 100 yılın içinde daha başka yerlerde de olabilirdi diye de umut ediyorum. Yani etmiştim daha doğrusu. Tabii ki çok iyi şeyler yapıldı. Sinema çok iyi yolda. Çok iyi yönetmenler var. Hem genç arkadaşlarımız. Dışarıda bunun okulunu okumuş, tecrübeli.
biz hepimiz alaylıyız. Yani Ümit de öyle zannediyorum. Tabii. Sen de öylesin. Hepimiz alaylıyız. Okul okumadık ama bu işe sevdalandık. Yani tutkuyla bağlandık. Belki de onun sonucunda başarılı olduk diye düşünüyorum. Ve gençlerle konuşurken hani diyorlar ya gençlere ne, bu işi okuyanlara ne diyorsunuz? Sinemayı sevmiyorsanız bu işten daha şimdiden vazgeçin. Sinemaya tutkuyla bağlanacaksınız. Onu çok sevecekseniz sinema yapın. Ya sinemaya işte şöhrete değil, sinemaya tutku duyacaksın. Yani bir aşkla bağlanmak. Evet. Ben hayatta yaptığım her işi isteyerek yapmaya çalıştım. Severek yapmaya çalıştım sonuna kadar. Hani o işin hakkı neyse elimden geldiğince tabii ona o aşkı vererek karşılıklı. Yani hobilerimde de öyleyim. Onları çok seviyorum. Bana çok heyecan veriyor. Sinemayı yaparken de heyecanlıydım. Bu aşk dedin aşk de abi. İşte. Aşk işte. Aşk deyince bu hemen görüyorsun. Yani. Hayır ama yani aşk insanı o kadar genç tutuyor ki. Doğru. Ama bu kadın erkek aşkı değil biz. Hep herkes genel bir aşktan abi. Bahsediyoruz. Mesleki bir aşk. Evet. İzzet abi aşk deyince konuşmalarında en çok sinemaya aşk. Hakikaten biz hepimiz aşkla götürdük. Gerçekten. Çünkü galiba hani aşkın içinde biraz böyle acı da var. Değil ya, mi? Sevda da var. Ya, alkış da var. Ya, eksi de var. Acısız aşk gördün mü? Hayatında duydunuz mu? Acısız. Yani onun o güzel tarafı da acı tarafı. Yani orada da direneceksin ama değil mi? Evet tabii. Yani hani sinemada kırıldım aşkıma. Evet, evet. İşte bana gelmiyor. Film benim istediğim gibi hikayeler yok olabilir. İstemediğinde bazen bir işlerin içinde olabilirsin. Hangi mesleği yapıyorsan yap, aşk çok önemli. Aşksız hiçbir şey yapılmıyor. Hobi de öyle değil mi? Normal aşktan bahsedersek aşksız bir hayat saman gibi bir şey. Sevgi var değil mi içinde her korkunç şeyin? Korkunç bir şey. Çok korkunç heyecan. İnsanı olgunlaştırıyor. Yani nasıl diyorum ben, beni kadınlar olgunlaştırdı, bugüne getirdi. Her insanı aşk bir etap, iki etap basamak yukarı çıkarıyor. Festivallerle ilgili bir şey söyleyeceğim mi? Ne alemde? Yani mesela bu sene iyi. Bu sene 100. yıldı. Yani birkaç yere gittin ama. Evet. Mesela bana şey gibi geldi. Yani 100. yıldaki sinemada sinemaya emek vermiş çok önemli insanlarımız vardı. Onların 3-5 tanesi çağrıldı. Çıktı, evet. Onun dışındaki arka taraftaki insanlar ki artık sinemaya elveda demiş. Belki uzun yaşasınlar hepsi de hayata da elveda diyecek. O sinemanın gerçek omuzlarında taşıyan hiçbir insanları ben pek festivallerde görmedim. Valla ben bu işi düzenleyenlerde hata var diye düşünüyorum. Çağrılmayan insan yok yani. Elden geldiğince çağırmaya çalışıyorlar. Bazısı yaşlılığından dolayı gelemediğin için özür diliyor. Bazısı akla gelmiyor, çağrılmıyor. Ama festivallerde bir atmosfer, ruh eksikliği var. Bunu itiraf edeyim ben gözlemci olarak. Bunlara çok dikkat eden bir insanım. Yani bütün festivaller yapılıyor. Eksik olmasın. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama 100. yıl biraz daha heyecanlı kutlanmalıydı. Daha allı pullu ve şatafatlı, tantanalı olmalıydı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Siz ne diyorsunuz? Ben de aynısınız. Yani Antalya'ya bu sene gitmedim. 50'de gittim işte. 50. yıl çok önemli diye onda bulunmak istedim. Onun da sebebi vardı biliyorsunuz. Yani 50'de, 49'da çağırdılar, gitmedim. 50'de ne olsa çağıracaksınız, elim mahkum. Hı. Gelecek, onun için beni 49'da affedin ve 50'ye gittim eksik olmasınlar. İşte 50. yıl ilk alanlar olduğumuz için biz portakalı. Yine bir portakal daha verdiler, 50. yıl portakalı. Vallahi sağlıklı olursanız, uzun yaşayıp da sağlıklı olursanız, bol ödüle çağrılıyorsunuz bir kere. O avantajı var. Yaş almanın tek avantajı o. Ama onur ödülleri tabii güzel. Yani festivallerde bulunmak bir heyecan. Yani sinema var oldukça bizden bir şey istendiği zaman biz de sinemaya borcumuzu ödemek zorundayız. Yani bu 2 kere 2 4. Ve ben elimden geldiğince gidebildiğim yerlere sinema adına, kendi adıma değil inanın, sinemaya fazla yani uzatamıyorsun elini, bir yerlerde bir şeyler yapamıyorsun ama oraya gidip sinema adına borcunu ödemelisin. Herkesin de böyle düşünmesini istiyorum açıkçası. Evet. Yani sinemayı çok severek, büyük heyecanla yaptım. Her işimi hayatta heyecanla yaptım. Yani dedin ya Suna demin, hani heyecan insanı genç tutuyor bilmem. Benim hobilerim olmasa,
ben bu sinema yapmadığım dönemi de çok zor atlatırdım. Tabii o çok önemli bir şey. İnan, yani bunu hep düşünüyorum. Güzel. Yani o bir özellikle sanatçıların hayatında bu ölü mevsimler çok önemlidir. Ya ben evet. 81'de son filmimi yaptım. Bu saçım beyazlanınca işte bir diziye çağrıldım. O da bir dizidir. Aradan 24 yıl geçmişti. Yani ben Mardin'de suyun kenarında o plan çekilince cimicipler tepemde dolanıyor. Hiç görmediğim aletler, gençler karşımda. Acaba oyunculuk farkı var mıdır iki kuşak arasında? Onun heyecanını taşıyorum. Soğukta bir kış günü böyle bana ait olmayan ve böyle beni sıkıştıran bir paltonun içinde kendimi çok zavallı hissediyorum ve heyecanlıyım. Ben 150. filmde de heyecan duyabilirim, 200. film. Bu heyecanımı hiç kaybetmedim ve bundan çok mutluyum. Bu ne zaman bu dizi ne zamandı? Ne zamandı? Aşka Sürgün ne zamandı? 6-7 sene oldu. Ondan sonra bir daha dizi çevirmedin mi? Hiçbir şey çekmedim. İstemedin mi? Yok yani beğenemedim. Geldiler. Yani projeler bana göre değil. Yani bizim yani sıradan bir adam olsanız dizide oynamak çok kolay. Ama ben meşhur olmak istemiyorum artık. Oyunculuk beğendiğim yani beni rahat ettirecek, beni mutlu edecek ve de seyircime karşı mahcup etmeyecek bir işte çalışmam lazım. Evet. Bu kadar. İşte yani bunu ön plana alıyoruz. Yoksa hazırız. Bu sinemanın 100. yılı etkinliklerinde sizin de resminiz kullanıldı. Billboardlarda. İstanbul Modern'de 100. yıl. Bir aşk lafı var orada. Aslında herkes onu biraz fazla dikkatli okumadığı için aslında bu aşk çok güzel bir aşk aslında. Türk filmse yani bizi bugünlere taşıyan o güzel seyirciyle sinemanın aşkını ifade ediyordu. Yani bizim oraya arkadaşımızla asılan resimle herkes aşk olarak aldı ilk başta. Sonra inceleyince anladılar ki ve onun için o sergide çok fazla şey yoktur. Yani bütün sinemayı kapsamıyordur. Yalnız sinemayla seyirci var. Seyircilerden, sinemalardan, sinema önündeki kuyruklardan, fenerlerden işte resimler var. Ne hissettin ama kendi resimini görünce? Ben billboardlarda, evet. Bir kere o resim için eksik olmasınlar. Bir kere izin almak nezaketini gösterdiler. Ha, izin aldılar. Evet, izin aldılar. Ne kadar güzel. Evet. Tamam. Ben cep telefonu kullanmıyorum. Yazlıktaydım. Bodrum'daydım. Hanım ceple idare eder benim bütün konuşmalarımı. O açmış telefonu. Demişler İzzet Bey'den böyle bir izin almak istiyoruz. İzzet Bey bugün burada bir ama resmi koyabilirsiniz demiş bütün bir rahatlıkla. Rahmetli Neriman Köksel arkadaşımla ikimizi uygun bulmuşlar. Sonra benim de aklıma takıldı. Yani neden İzzet Günay'ın resmini oraya koydular diye. Yani böyle bir yani kendi kendini sorgular ya insan. Sonra şu kanaate vardım. Yani oraya fazla dedikodusu olmayacak. Arkasından o billboardun fazla polemik olmayacak bir adamı seçelim demişler herhalde. Beni onun için seçtiler diye tahmin ediyorum. İzzet Günay abimizin biyografisini bir görelim hep beraber. İzzet Günay 21 Ağustos 1934'te İstanbul Sarıyer'de doğdu. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. Askerliğini yaptıktan sonra Haldun Dorme'nin Cep Tiyatrosu'nda Kara Ağaçlar Altında oyununda küçük bir rolle sahneye adım attı. Aynı zamanda bir okul olan Cep Tiyatrosu'nda Haldun Dorme'n, Betül Mardin, Tunç Yalman, Asaf Çiğiltepe, Altan Erbulak gibi ustalardan ders alan İzzet Günay, Kamp 17, Aşk Otu, Nina, Fare Kapanı, Müfettiş, Sokak Kızı İrma, Pasifik Şarkısı gibi pek çok oyun ve müzikalde rol aldı. İzzet Günay, 1959 yapımı, başrolünde Zeki Müren'in oynadığı Kırık Plak filmiyle sinemaya merhaba dedi. Birkaç filmde önemli roller oynadıktan sonra 1963 yılında Aram Gülyüz'ün yönettiği Varan Bir filmiyle Türk sinemasının başrol oyuncuları arasındaki yerini aldı. Yaklaşık 120 filmde oynayan sanatçının filmlerinden bazıları şunlar: Çifte Nikah, Beni Osman Öldürdü, Anadolu Çocuğu, Ağaçlar Ayakta Ölür, Fıstık Gibi Maşallah, Elveda Sevgilim, Akşam Güneşi, Kederli Günlerim, Vesikalı Yârim, Kader Böyle İstedi,
Seninle Ölmek İstiyorum, Red Kit, Kezban Paris'te. 1973'ten 1980'e kadar gazino sahnelerinde Türk sanat müziği söyleyen İzzet Günay, pek çok gazinoda dönemin as solistleriyle sahne aldı. Antika merakı ve koleksiyonculuğuyla tanınan ünlü aktör, sinemaya ara verdiği süre içinde antikacılıkla uğraştı. Usta oyuncu İzzet Günay, sanat yaşamı boyunca aldığı sayısız ödülün yanı sıra 1964 yılında Antalya Film Şenliği'nde Ağaçlar Ayakta Ölür filmiyle en iyi erkek oyuncu, 2002 Altın Portakal Film Festivali'nde ise yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Değişik hazırlanmış. Tebrik ederim. Önce tiyatro ile başladın. 1957 Dormen Tiyatrosu'nun kuruluşunda varım. Tiyatrocu olmaya nasıl karar verdin? Nasıl oldu? Bir gazete ilanı. İlanını gördüm. Ve müracaat edince Dormen Tiyatrosu'na ufak bir rolle kabul edildim. Hem de bir okuldu o ilan. Yani cep tiyatrosu, Haldun'un ilk başladığı ve kurduğu cep tiyatrosu, amatör tiyatronun bir kurs açacağı, yani bir tiyatro okulu gibi. Hem orada yani cepte çalışacağız, ders alacağız, öğreneceğiz. Sonra da Dormen Tiyatrosu kadrosuna kabiliyetli olanlar alınacak diye bir ilanı. Meraklı mıydın tiyatroya? Efendim? Tiyatroya meraklı mıydın? Meraklıydım. Bir kere Haydarpaşa Lisesi'ne geldim. Ben Deniz Lisesi'nde de okudum. O zaman ismi Deniz Koleji'ydi. Orada 3. sınıfa geçerken ayrıldım. Haydarpaşa Lisesi'ne geldim. Haydarpaşa'da da Süleyman Turan'ın sınıfına geldim. Aa. Süleyman Turan'la o kadar eski bir dostluğumuz var. Sonra tekrar Yeşilçam'da yani buluştuk. Ne kadar güzel bir tesadüf. Haydarpaşa Lisesi'nde amatör çalışmalara katıldım ben. İlk tiyatro şeyim o benim, denemem o. Yani orada biraz hafif o sahne tozunu yuttuk. Ama yani illa bir tiyatrocu olacağım diye bir tutkum olmadı. Aslında bu bir tesadüf yani. Ama en büyük tesadüf benim Haldun Dormen gibi büyük bir tiyatro ustasının, bir yaşam ustasının eline düşmemdir. Yani bugünkü durumumu Haldun'a borçlu olduğumu ifade edebilirim. Yani o büyük bir okuldur, büyük bir ustadır. Tiyatroculuğundan bence yaşam ustalığı daha önemlidir. Ve tiyatroda yani bizim Dormen ekolü onun için çok önemlidir. Dormen ekolünden geçen oyuncular biraz piyasada bellidir. Evet, evet. İzzet abi o dönemde böyle tiyatro, sanat dünyası falan böyle bir hani sizin kulis falan böyle bir yaşamınız var. Evet. Oradan birazcık dokunsak. Ben ondan zevkle bahsederim. Yani sorduklarında. Çünkü o dönemi birkaç tiyatrocu hariç, tiyatrocuların çoğu da bilmez. Yani bugün piyasada yani olan tiyatrocular da bilmez. Çok intim bir hayattır o. Kulis biliyorsunuz işte tiyatronun arkası kulis ama bu kulis şimdiki Sadri Alışık Tiyatrosu'na girmeden evvel, yani gişesine girmeden önce sol tarafta bir restoran ve barımsa akşamüstü herkesin içkisini içtiği bir yer. Ne kadar ya biliyor musunuz? Hani diyeyim ki 30 metrekare, 35 metrekare bir yer. Ama orası bir kulüp aslında. Yalnız sanatçılar geliyor, sinema sanatçıları, tiyatro sanatçıları, şairler, edebiyatçılar, reklamcılar. Ve bütün yabancı misafirlerimizi de oraya çağırıyoruz, yemek yediriyoruz. Orayı tabii onun atmosferini çok beğeniyorlar. 80'lerin başına kadar vardı herhalde değil mi? 80'lerin... Vallahi ondan sonra papyrus oldu. Papyrus, yani papyrus oldu. Kapandı orası, papyrus oldu. Taşındı öbür sokağın başına biliyorsunuz. O Yeni Melek Sokağı'nda. Yani bu kulis bir okuldu aslında. Yani bu televole kültürünün olmadığı dönemde, yani bunu gençler daha iyi anlayacaklar, televole kültürüyle meşgul olanlar. Yani orası çok bilgili insanların, çok keyifli, görgülü insanların içkisini içtiği akşamüstü barında, sonra da karnı acıkınca içkiden sonra yemeğini yerdi. Biz akşamüstü bir barın kenarında 6-7 kişi toplanırdık ve de o sıra çıktı. Yani kaçta çıktı bu oyun? 58, 59, 60 ve yani 70'lere kadar ben içindeydim bir kere, onu gayet iyi biliyorum. Bazen boş kaldığım geceler film çevirmekten saat 5'te o 5 içkisine orada arkadaşlarla buluşmak için inerdim. 1500 Suar Oyun diye bir oyun çıkardılar.
Barın şu köşesinde olanlar oynayabiliyor, 7 kişi, 8 kişi. Bu tarafındaki de oynayamıyor. Yasak var ve cevap verme hakları da yok. İçkilerimizi söylüyoruz. 25 kuruşlarımızı önümüze diziyoruz. Bu barın başında o gün kim varsa onu komiser tayin ediyoruz. Diyoruz ki komiser sensin. Bu şeylere, münazaralı sahnelerde komiserliğini göster, fazla uzamasın. Soru sormak serbest. 25 kuruş için ağzını açarsan 25 kuruş işliyor dudağın oynayınca. Yoksa para işlemiyor. Ama sorulan suale atlayınca da 25'i alabiliyorsun doğru bilince. Bilemezsen bir daha 25 verip tekrar söyleme şansın var. Böyle bir oyun. Ha, bu oyun ne aslında? Yani ne getiriyor, ne götürüyor? Tabii götürmesi bir şey yok da getirmesi çok. Orada çok bilgili adamlarla bir arada oluyorsun ve orada 6-7 meslekten ayrı insanlar olunca bir gece önce değişik 6-7 değişik konuda kitap okuyan insanların özetleri, kitabın özeti geliyor ertesi gün 5'te. Yani kafa otomatikman bir gazete okurken, bir mecmua okurken, bir gece evvel okuduğunuz kitaptan sorular hazırlıyor beyin otomatikman. Fazla özen göstermiyorsun. Antrenman gibi bir şey. Evet. Gizli antrenman. Beyin, evet. Beyin hep antrenmanlı. Ve ertesi gün oraya geliyorsunuz. O gece ne okumuştunuz? İşte bilmem, Pastör'ün hayatını mesela okumuşsun. Pastör'den soru soruyorsunuz. Önemli olan zor soru sormak değil. Herkesin bildiğini zannedip atlayacağı soru olsun ki parayı alın. Yoksa hiç para alamazsın. Kimse iştirak edemez. Yani şunu öğrendiniz ki bazı işleri detayını öğrenmek gerekti. Yani bir filmden iki oyuncu saymak değil de yan oyuncuları da saymak marifet. Biz bunu zaten tiyatroya başladığımız dönem Haldun Dormen'den öğrendik. Haldun Dormen bir filmde 8 oyuncu sayıyordu. Yani yan oyuncuların hepsini hemen hemen sayıyordu. Bizim öyle bir merakımız yok. Yani gençken insan ne öğrenir? İşte Tarzan filminde John Wiseman'ı, işte Maureen O'Hara, Jane'i oynayan. O kadar. Başkasını bilmezsin. Ne bileyim işte atıyorum James Stewart'ın oynadığı bir filmde kadını bilirsin, onu bilirsin. Gerisini bilmezsin. Ha, anladık ki başka bir kültür var. Yani artı genel kültürün ötesinde bu. Artı sinema bilgisi, artı çok güzel tiyatro ya. Bilgisi, artı resim bilgisi, artı müzik. Ha. Faruk Yener var. Yani müzik kitaplarını yazan adam var oynayanların içinde. Tarık abi var, Faruk abi var. Pertev Tunaseli var, Erol Keskin var, Fikret Hakan var, Mücev Ofluoğlu var. Ressam Ömer Uluç var. Yani korkunç bir ekip. O akşam kimler varsa onlar izinle oynayabiliyor. Seneler sonra sokakta bir adama rastladım. Yaklaştı bana, benden yaşlı. İzzet Bey beni tanıdınız mı dedi. Ya, yabancı diye yüzünüz ama tanıyamadım dedim. Ben dedi kulisin müdavimlerindenim dedi o dönem. Ve ben dedi kulise bilhassa kulise gelip yemeğimi yerdim ki sizin o sorularınızı duyayım diye. Bu çok hoş bir şeydi benim çok için. Çok güzel. Yani ne kadar önemliymiş demek olduğuna yani vardım. Yani adam yemin oraya geliyor bizim uzaktan sorularımızı duymak için. Yani bu oyunda şu var, balyozu kafanıza yiyorsunuz. Ha, ben her akşamüstü bu grupla, bu ortamda birlikte olacaksam bazı bilgilerle donanmam lazım. Hangi konuda zayıfım? Müzik. Gidip biraz müzik çalışmam lazım. Ne de zayıfım? Resimde zayıfım. Gidip biraz resim çalışmam. Tiyatro hiç bilmiyorsanız biraz tiyatrodan bir şey sayayım. Çok iyi. Ve şu var, jeneriği başlamış filme gitmiyorsunuz. Jenerikten evvel girip bir sinemaya jenerik çalışıyorsunuz. Oo. O çok zor değil mi? Böyle bir yer yok artık. Artık böyle bir yer yok artık. Sanatçılar yani o orada kaldı. 6 saat falan oynanan bir oyundu. Hatta bazı gece saat 1'e doğru George Varcı toprağı olsun sahibi kovardı bizi. O sıra Galatasaraylı futbolcu Faruk'un yeri vardı yeni açılan Elma Dağı'nda. Bir gece Mücab abi falan oraya gittik saat 12:30'da sabah 6'ya kadar da orada oynadık. Rekordur yani rekordur. Daima insanın kendinden daha bilgili insanlarla bir arada olması büyük kesinlikle, kazanç. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Abi sinemayla ilgili hani hem geçişiniz vardı, yalnız sinemaya geçerken siz başrolde değildiniz. Zaman zaman rollerden sonra... Evet. Öne fırladınız. Öne fırladım. Yani 49 nereden çıktı? 59'da. Yani o zamanın tiyatrosunu bir anlatmak lazım. Tiyatronun altın yılları. Sinemanın da
altın yıllarının biraz öncesi 59. Ve hiçbir tiyatrocu sinema yapayım diye bir hayali yok. Sinemayla o kadar mutlu ki tiyatrocular. Sandviçe talim. Sabah giriyorlar tiyatroya. Provalarını yapıyorlar. Akşama kadar işte, matinesi varsa matine, suaresi varsa suaresini oynuyor. Sandviçini yiyor, gece bir de tiyatrodan çıkıyor. Böyle bir tutku, böyle bir bağlılık. Yani hayalimiz yok. Daha fazla para kazanırmış yani sinema yapalım falan, öyle bir şey yok. Beni ilk Altan Erbulak sete götürdü. Hiç unutmuyorum, Nişantaşı'nda bir kimyakerin evi vardı. Başrollerinde rahmetli Ekrem Bora ve Neriman Köksal'ın oynadığı bir filme Altan beni götürdü. İlk seti orada gördüm. Bir seti de nerede gördüm? Senaryo yazarı Ahmet var ya bizim, Sunakan'ın kocası, hı hı. Eski kocası. Ahmet Üstel hep tiyatrocularla falan beraber. Bizden önce de film merakı var ve film çekmeye başlayacakmış ama boş olduğu günler film çekiyor. Ve onların birinde de Yılmaz Guru da oynuyor. Bizim ekipte olan. Dediler ki bugün Yılmaz Guru da var. Yılmaz Guruda'nın sahnesi var. Ha, boşuz da o gün. Hadi Yılmaz'ı seyretmeye platoya, yani nerede çekiliyorsa oraya gidelim de. Ve ikinci görüşüm de o. 59'a kadar hiçbir şey yok. 59'da Kemal Film'den çağrılıyorsunuz dendi. Ben de işte Kemal Film o zaman en büyük firma, en zengin firma. Beyoğlu'da bir yazıhaneleri var. Tünele giderken bilir misin o yazıhanesini? Gittim Osman abinin karşısına çıkardılar. Osman abi baktı. Tamam dedi. Tamam denen ne şimdi? Zeki Müren'in Kırık Plak filmi. Rahmetli Zeki, rahmetli Ayfer Feray kötü kadını oynayacak. İyi kadın da rahmetli Belgin Doruk. Filmden de kimse sağ kalmadı. Ne kadar kötü, ne kadar yalnız hissediyoruz kendimizi. Dediler ki sen araba kullanmasını biliyor musun? Biliyorum. Ulaştırma yedek subaylık yaptığım için erken dönem şoförlerdenim. Dediler, çağrılmamın sebebi şu. Yani kahveden yahut figürasyondan bir adam çağıracaklarına, Zeki çok titiz bir adam Zeki Müren. Laflarını çok dürüst ve çabuk söyleyen, ezberleyen bir insan, titiz. Karşısında acemi bir adam olur, laflarında tekrarla sinirlenebilir. Onun için tiyatrocu olsun da laflarını düz ve yani doğru dürüst söylesin ve de teklemesin. Ne yapalım? Bir tiyatrocu adam bulalım. Yani fikir bu. Benim çağrılışım bu. Üçüncüsünde Zeki karşısında çirkin adam sevmez. Eli yüzü düzgün bir de adam olsun. Kesinlikle. Yani bu. İzzet Günay'ın çağrılışı. Yani tiyatrodan 200 lira maaş alıyorum. Verilen günlük para 150 lira. Çok önemli para. Çalışayım çalışmayayım makyajımı yapıyorum, boyuyorum. Yani çok az rolüm olduğu için o gün bekliyorum. Sıram gelmişse işte telefona bakacağım. Zeki Bey telefon diyecek falan. Öyle bir sahnelerim var. Ben 950, yani 150 lirayı alıp çıkıyorum. Çalışsam da alıyorum, çalışmasam da makbuzu imzalıyorum. Makbuz imzalama vardı o zaman. Çok mutluyum. Yani 9 gün çalıştım. Benim için çok önemli paraydı. Sonra hiçbir yani şey olmadı. Yani bir tutkum da olmadı. Yani bu hoş, yani sinema güzelmiş falan. Yani bir sinema yapayım falan yine yok. 62'de müzikalleri biz şeyde oynardık. Yukarıda küçük sahneye sığmadığı için Atlas Sineması'nda oynuyoruz. Yani 2500-3000 kişilik sinemada oynuyoruz. Ve canlı müzik. 25 kişilik de orkestrayla oynuyoruz. Öyle şey değil. Ne derler ona? Orkestranın başında değil. Kim vardı mesela? Hatırlar mısın? Tabii kimdi? Yani, kimdi? Orkestranın şefi? Orkestranın şefi... Hatırlar mısın? Ben tabii şey müzisyen... Önder Bali. Önder abi işte. Önder abiyle çalışıyorum ben şimdi. Evet, Önder abi. Tahmin ettim Önder abi. Bu soruyu daha önce hazırlamıştık ki evet. Siz de belki bilemezseniz bir 100 lira alacaktık sizden. Vereyim abi. Ben bilemeyeyim vereyim. Bildik ama. Bilince biz vereceğiz. Borçlandık size. Yok hafızam kötüdü. Canan Akın var rahmetli. Konservatuvarda hoca. Şarkıları onunla çalışıyoruz. Canımız çıkıyor. Dans ediyoruz.
İtalyan bilmem ne kültür heyetine gidip orada dans çalışıyoruz. Gündüz kültür fizik yapmak için Tagar'a gidiyoruz, vücut yapıyoruz. Öyle bir dönem. Altan var, yerlere yatırıyor bizi yine. Altan'ın spor yapmasını ve şarkı söylemesini falan düşünebiliyor musunuz? Ölüyoruz bilmekten. Altan Erbulak. Altan Erbulak. O da hayatımda çok önemlidir. Haldun'dan sonra gelen yani. Çok birlikteyiz. Aynı piyeste oynuyoruz falan. Onun yani felsefesi, güzel dünya görüşüne çok hoşlanıyorum. Onu taklit etmeye çalışıyorum. Çok öğreniyorum. Irma Ladus, yani Tatlı Irma'yı oynadı. Gülür Sürürlü program, Metin Serezli, işte Haldun Dorman, kimler yok yani sayamayacağım kadar ve çok büyük başarıya ulaşıyor. Flop, yani Atlas sineması doluyor. Haldun memnun, ilk Amerikan müzikali sahneye koyuyor ve ertesi yıl 62'de Haldun buna güvenerek South Pacific'i sahneye koyuyor. Pasifik şarkısı diye oynuyoruz, o da Hollywood'da büyük iş yapmış. Fakat başta biraz doldu. Sonra kötü gitmeye başladı. Orkestra 25 kişi canını okuyor prodüksiyonun. Bizim de tadımız yok. Haldun da habire kaldıralım mı bunu, ne yapalım filan diye. Sen şarkı söylüyor muydun? Tabii söylüyorum. Yani orada tabii. Yani şimdi şey olacak ama yine bir övünme payı gibi. Haldun'un kitabını okursanız, Haldun'un kitabında. Var bende o. Irma Ladus'tan bahsederken. Eksik olmasın şöyle bir laf eder. Yani bir Amerikan müzikali sahneye koyuyorum. Elimde iki tane eleman var. Dans edebilen ve şarkı söyleyen Gülü Sürür ve İzzet Günay. Böyle bir lafı vardır. Bir hoş bir şeydir yani. Bunu benim söylemem tuhaf ama Haldun lütfetmiş, onu koymuş. Tabii ben dans hocasıyım aslında yani. Ben liseyi bitirdiğim zaman teknik ressamım. Yani çok güzel çizgilerim var. Harita, bugün basın müzesi olan Çemberlitaş'taki imar müdürünün harita şubesinde teknik ressamım. Çiziyorum. Saat 5'te de çıkıyorum. Balarısı Engin'i sen hatırlarsın. Balarısı Engin'in Aksaray'da dershanesinde ders veriyorum. 12'ye kadar da orada. Korkunç dans ediyorum. Gazete ilanında dans ve bale lafı görüyorum. Müracaatlarımdan birinde etkin bu. South Pacific'te, Pasifik şarkısında rahmetli Orhan Aksoy geldi. Orhan Aksoy o zaman Hulki Saner'in asistanı. İzzet Günay, buyurun benim. Yarın sabah, bu çok önemli, yarın sabah aynı laflar, yine aynı laflarla sizi Kodaman Sokak'ta Turgut Demirhan, orada resim var, Allah rahmet eylesin. Turgut Demirhan platosunda sizi bekliyor. Saat 8'de olabilir misiniz? Ertesi sabah Nişantaşı'nı iyi bilmiyorum. Beyoğlu çocuğuyuz o zaman. Kodaman Sokağı bilmiyorum. O platoyu hiç duymamış kimse. Ki onun için söylüyorum bunları. Orada bir platosu var. Ufacık plato. Bunun beşte biri kadar. Böyle paslanmış bir crane. Crane var orada çalışmayan. İçeri girdim. Ayen Işık sinirli bir şekilde geziyor. Böyle göğsü ileride. Ama Ayhan abim sinirli. İki de daktilo. Hanım oturmuş, biri Sunan'ın yerinde, biri burada. Daktilolar hazır. Anladım ki bir büro sahnesi çekilecek. Hemen beni Hulki Sener, gelin kardeşim dedi. Kas kanadını aldı, şöyle elini attı. Sizi Ayhan Bey'le tanıştırayım dedi. Ayhan, hoş geldiniz kardeşim dedi. Ben sizi hatırlıyorum, bir oyunda falan seyrettim dedi. O da benim gönlümü aldı. Daha sarıldı Hulki. Abi aldı beni kenara. Bak dedi. Bu filmde dedi iki tane jön var dedi. Biri dedi ciddi jön. Onu Ayhan Işık oynuyor. Bir de komik jön var, sen oynayacaksın. Türk sinemasında zaten bugünlerde komik jön eksikliği var. Sen bu açığı, bu boşluğu doldurursun. Beni havalandırıyor. Ondan sonra ikinizde birer kız var. Biri Leyla Sayar. Her şeyi söylüyor yani böyle. Bunları iki dakikada söylüyor. İşte biri Serpil Gül, iki de kız var. Ayhan'dan daha fazla rolün diyor bana. Şey diyalogların böyle. Ayhan Işık'tan daha fazla. Duymasın dedi. Ben şaşırdım ya. Ne yaptım yani? Ben bu işinde dedi 1500 lira para ayırdık. Büyük para. Vay. Evet, 1500 lira para ayırdık. Büyük para. Ya ben evet mi dedim, hayır mı dedim bilmiyorum. Git iki katı elbise al gel dedi bana. Ya elbisen var mı bilmiyorum. Sonra filmi seyredince o film koyu bir elbisen var, bir elbisen varmış demek ki. O ilk günü filmin. Ve Ayhan'ın sinirliliği şuradan, çok disiplinli bir adam. Adam başrol oyuncusu, en büyük oyuncu.
başlanacak bir yardımcı oyuncu yok. O yani o komedi dediği yani baş başa yani oynayacağı tip oyuncu yok. Yok yani Ryan abinin sinirli tabii. İstiyor ki zamanında gelen bir adam başlansın. Ve biz hemen bir taksiye atlıyoruz. Nevizade'ye geliyoruz. İki katı elbisemiz var onu alıyoruz. Geliyoruz ve film başlıyor. Bu çifte nikah. 1962 benim çıkışımı hazırlayan yardımcı rollerin en büyüğü. Sen ondan sonra başrolü çok bayağı paylaştın yani Sadri Alışık. Üç tane daha film var. Edison'la. O sonraki dönem. Yıldız olduğum dönem o. Bir de yıldız, ama paylaştın başrolü. Ama yani, yıldız olmadığım dönemde arkadan hop dedik yapıyorum. Hı. Orhan Günşiray ve Fatma Girik'le bu iki rol benim işte fırlatıyor. Yine orada da komik oynuyorum. Arkadan yine ben Tamer Yiğit yeni gelmiş, mecmuadan seçilmiş başrol oyuncusu. Hemen onunla yanına beni hemen plase ediyorlar. Orada bir komik oynuyorum yine yani yardımcı oynuyorum. Arkadan Tanju'nun yeni başladığı sene Tanju'yla bir film yapıyorum. Yardımcı rolüm bitiyor. Ve filmciler beni çağırıyorlar. Aram Gülyüz ve Melek film ekibi daha doğrusu. Diyorlar ki sen çok disiplinli ve ciddi bir adamsın. Beni fark etmişler yani. En azından o tarafımı biliyorlar. ve sen filmcilik öyle bir meslek ki yani süratli çalışılması lazım ve aksatmadan sen tiyatroyu çok seviyorsun. Bizi satar tiyatroya gidersin film kalır. Onun için tiyatroyu bırakırsan senin üstüne oynamak istiyoruz dediler. Ben durdum tabii hiç böyle bir laf yani nereden birdenbire öyle kafamızın üzerine balyozla. Dedim ki bir dakika. Bu iş dedim nazik bir iş. Benim gidip patrona, o zaman Haldun'a patron diyoruz. Patrona gidip bir danışmam lazım. Tamam dediler. Dedim ki böyle bile diyorlar Haldun. Sana sormadan edemedim. Ne diyorsun? Haldun da dedi ki vallahi bir tiyatrocunun hayatta yakalayabileceği en büyük fırsat budur İzzetciğim dedi. Helal olsun. Bunu kullanacaksın ama bir şartım var. Nedir Haldun'cığım? Tiyatroya dönersen yine benim ekibe döneceksin. Hmm. Dormen tiyatrosuna döneceksin. Emrin olur. Ve biz tiyatroyu bırakıyoruz. 63'te başrole geçiyorum. Varan bir. Metro film Aram Gülyüz. Ve böylece benim maceram başlıyor. Bu arada ama yanına Sadri abi geliyor bu sefer. Sadri abim bomba gibi kızla yanıma geliyor. Yani ama şu anda şeye dönüşüyoruz değil mi biz? İzzet Günay, Sadri Alışık. Alışık. Evet. İzzet Günay işte yanında şu. Tabii. İzzet evet, Günay. Evet. Öyle peki, bir dönem. Sadri abiyle nasıldı ya? O zaman benim arabam yoktu. Beni sabaha uğrayıp işe alırdı. Yani o arabamla seni alayım derdi böyle gönüllü. Ya yapma etme falan. Ve bomba gibi kızı çekiyoruz. Hmm. Neyin adaptasyonu olsun ha? Some Like It Hot. Yok o fıstık gibi maşallah. Şey değil miydi Tony Curtis'le olan böyle şey müzisyen oyun. O değil. Bu Gilda bu. Ha Gilda mı bu? Ben resimde şey gördüm. İki tane erkek kadın gibi giyinmiş bir resim. O işte dediğin o. Some Like It Hot. Gilda'yı yapıyoruz. Türkan Rita Hayworth oynuyor. Ben gelen Ford, giden Chevrolet. Ben gelen Ford Green Ford'u oynuyorum. Neydi? George McReady orada kötü adamı da Sadri oynuyor. Ve Sadri bu bütün araba sefalarımızda işe giderken bana hep bir şey söylüyor. İzzet kavga var orada son planda ne yapacağız? Ya ne yapılır kavga edeceğiz işte şöyle yapacağım tamam diyorum ben. Geçiyoruz iki gün sonra bana diyor ki İzzet ya kavga var ne yapacağız onu diyor. Allah Allah diyorum ya ne olacak? Ya şöyle şöyle yapacağız işte bitecek diyorum ben. Ya sonra öğreniyorum ki Sadri kavgadan nefret edermiş, ürkermiş, sevmezmiş ve beceremezmiş. Onun için bana hep söylüyormuş ki, sonradan öğreniyorum bunu. Ve bana tek bir yumruk atacak. Tek bir yumruk. Şeyde çalışıyoruz. Ne mekanları hep söylüyorum. Kızıl Toprak'ta bir gece pavyonunda çalışıyoruz. Bir tek yumruk attı burnumun üstüne. Ve biz hastanelik olduk. Nasıl, kırıldı nasıl mı? Evet, resmen kırıldı burnu. Çekim peki bitmiş yani. Miydi? Ne çekim bitmesi? Oraya en dramatik şeye geliyoruz. Daha masal biter mi? Yani ben hatırlamıyorum neredeyse. Türkan bayılmış falan ondan sonra. Bizi tamponladılar falan. O zaman rahmetli hanımla beraberim. Kanadığı bir profesör var. En bu boğaz, yani işte boğaz burun neyse ona gittik. Çok kötü dedi İzzet.
o da tamponları çıkardı, başka tampon koydu. Alçı yapmıyorum, şöyle bir gereceğim dedi. Sakın dedi, bu bantı açma, kayar burnun dedi. Biz yatıyoruz böyle eflatun her tarafım. Bir taraftan yedim ama yumruğu. Ben karatut gibiyim. Ertesi gün evdeyim, yatıyorum. Orhan Aksoy'la Sadri ziyaretime, geçmiş olsun ziyaretine geldiler. Şaşırdılar beni görünce. Fakat film, amortisman filmi. Sen anlatır mısın ne demek olduğunu Sunay'a? Amortisman filmi. Ayın 15'inde stop denecek. Yani bir aralığın yani başlıyorsun hemen. Amortisman yani bir kârı, baba film çekiyorsun. Kar masraf olsun diye. Ha, yani kar böyle bir baba film çekiyorsun. Paraları harcıyorsun. Burada da amortisman. Hemen yani masraf gözükünce kar gözükmüyor o sene. Ve ayın 15'inde bitmesi lazım. Dublaja girecek, bağlanacak işte ondan sonra ve fatura kesilecek filme. Hadise olunca ekip duruyor. Hulki Saner başlıyor dövünmeye. Ne yapacağız Orhan? Ne yapacak? Filan diyor ki işte doktor ben diyorum ki açma dedi filan. Bunları söylüyorlar. Açacağız, başka çare yoktu Hulki Saner. Açacağız diyor. Oo. Ve şeyde sahnemiz var. Eski Galata Köprüsü yani şimdiki hani köprü ama Galata'sı köprüsü düşün. Çok rüzgar alan, böyle rüzgar esiyor altında. Barbutçularla zar atıyorum. Ve bir kavga sahnesi var 4 kişiyle. Oraya gittik, daha kavga mavga yok. Bantı açtılar. Ve benim az eflatun olan tarafımdan çalışmaya çalışıyorlar. Uzak çekiyorlar, uzak plan. Benim daha yani kavga etmeden rüzgardan, oradaki rüzgardan gözümden yaşlar akıyor. Ve işte bir hile oluyor. 4 kişiler tak tak. Milletin yumruğu geçerken benim gözümden yaşlar iniyor. Böyle çekiyoruz. Kapatıyoruz, eve gidiyoruz. Ertesi gün diyorlar ki bir nikah töreni var. Kadıköy evlendirme dairesinin merdivenlerinden uzak çekeceğiz. Yine bu tarafından çekiyorlar. Hem öbür tarafta iniyoruz falan. Böylece film bağlanıyor. Ben doktora gidiyorum tabii aradı bir kontrol için gel dedi. Doktor bak sen bunu açıyor musun Allah aşkına dedi. Yok abi açmıyorum diyorum ben yalan söylüyorum. Anlıyor doktor açıldığını kayma yapmışım. Böyle bir kepazelik yani ve film bitiyor ve amortismana giriyor. Ve o film daha bitiyor. Ben daha morartılı yüzle Memdu Ünlü Ağaçlar Ayakta Ölür'e başlıyorum. Hayda. Vay be. Ağaçlar Ayakta Ölür'de Kırmızı Yalı'da çalışıyor Salacak'ta benim çocukluğumun geçtiği yer. Bahçede kavga sahnesi var. Danyal Topatanlar, Haydar Karayerler falan. Gözümden yine yaşlar iniyor. O kadar hala daha burnum şiş yani. O filmi de öyle bitiriyoruz ama o film bana işte ilk Antalya'yı getiriyor. Hmm. Yani ilk Antalya neyse Altın Portakal. Peki bu arkadaşlıkların devam etti mi Sadri ile Ayhan'la falan? Yani devam özel hayatında arkadaştınız tabii, o an. Devam şimdi. Ediyor. Devam ediyor etmez ve olur mu? Bu arada abimiz Ağaçlar Ayakta Ölür dedi. Biz de onun filmleriyle başlayalım. Evet. Başta herhalde Ağaçlar Ayakta Ölür'le hazırladığımız geliyor. Film geliyor. Hadi bakalım. 1964. Ya ne yakışıklısın ya. Vallahi billahi ya. Ben söylemiyorum bunu. Bunu resimler, filmler, ben de gördüğün söylüyorum. Şeyler söylüyor. Bu yaşta hala mı? Hala. Hala. Ya bazen garip bir şey oluyorsun ha. Ümit, şöyle 5-10 saniye ama böyle eskilere bakarken bu ben miyim diyorsun. Yani 10 saniye ama böyle bir garip bir şey böyle tak inanamıyorsun yani uzun süre sürmüyor bu. 10 saniye falan. Hakikaten çok garip bir duygu yani bu eskileri seyretmek. Onu soracaktım yani, cevabını aldım. İzzet abi ya. Büyük bir aslında büyük yani hüzün veriyor insana hüzün veriyor. Yalnız yani hani orada filmin içinde olan olmayanları çok hatırlıyorsun. Ve bence bir hayatın yani sonu olduğunu en iyi aktörler anlıyor. Bu gerçeğe en çok oyuncular varıyor. Çünkü kendini seyrediyorsun. İşte bir sahnede 5 kişi var. Seyrediyorsun bir sen varsın. Ya ölmeyecek gibi olan Vay abiler, Hulusi abiler, Ayhan Işıklar yoksa o ekranda demek ben de yok olacağım. Yani bu kaderde var. O kareden ben de düşeceğim. Güzeldi yani bu filmler, bu hayat, yapılan iyi kötü her şey. O iyi şeyleri yapan da bizlerdik.
kötü işleri yapanla bizlerdik Ümit'ciğim. Ben hep şunu sorguluyorum yani savunuyorum. Yani diyorlar ki yani çok kötü film var o dönemde. Sen de aynı, ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama bu kötülük nereden ileri geliyor? Yani bu kötü filmler nereden kaynaklandı? Şimdi Fikret Hakan'ın çok iyi bir filmi var. Eşref'in çok iyi filmi var. İzzet Günay'ın var. Ekrem Bora'nın var. Kötü filmleri de var. E peki bu iyi filmleri yapan bizler değil miydik? Kötüleri de yapan biziz. Peki bu iyi filmler neden olmuş? İyi projelerden. Yani iyi senaryo ve iyi yönetmen. Oyuncu, hikaye yani şeyde, gerçeğe bakarsan bir filmde. Hikaye tamsa, hazırsa, iyi bir yönetmenin de eline düştünse zaten başarıya ulaşmak daha kolay. Bir de? Yani bugünkü oyuncuların en büyük şansı oradan. Proje hazır, rolüne çalışabiliyorsun, arızasız bir senaryo. Amerikalıların çelik senaryosu çekilmiş bitmiş neredeyse. Yani şeyin ayakları bile konmuş, kameranın zaviyesi bile belli. Tipi çizme zamanı mı var? Etüt etme zamanı mı var? Ve seçiyorsun, tamam bu bana göre ve ben bunu oynarım diyorsun. Ağaçlar ayakta ölür dedik. Memduyun. Memduyun. İyi bir usta tabii. Güzel çekti. Evet, güzel çekilmiş. Ya kimler oynamış? Yıldız Kenter'le, Hulusi Kentmenler, Semra Sarlar. Sarlar. Abi o size enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu film işte senesi herhalde 64. Ben geldiğimde ilk Tuncer Aydınoğlu ses teknisyeniydi. Yanındaki asistanı gitmişti askere. Sen de montaj masasındaydın. Ben montaj masasındaydım. Oralarda şut topluyordum, montajdaydım. Ses mühendisi Tuncer abimin dedi ki benim yanıma gel de. Burada dedi askere gitti çocuk. Bunun seslerini burada hani ben alıyorum sen... Bahat'ta basacaksın. Bu filmle başladı. Eşleme falan yaptınız. Evet. Orada mı yapılıyor? Abi böyle bir müzik. Biz film bitti hüngür hüngür. Bu nasıl bir filmdir? Bu nasıl bir... Evet, İspanyol müziği yani Fecih Ebcioğlu'nun... Fecih Ebcioğlu'nun... Döşemesidir diyelim buna. Fecih Ebcioğlu'nun elinden çıkmıştır müzik. Müthiş müzik. Etkilidir. Yani bir evet. O hüznü veren. Bu film de tabii benim için çok önemli şey. Yani Altın Portakal tamam. Bu film Salacak'ta çekildi. Yani Salacak'ta bizim çocukken içini hayal ettiğimiz bir ne derler ona bir köşkün içinde çekildi. O gördüğün iskelede bu filmin finali bağlandı. Ben o iskelenin gişesinde bilet sattım. Vapur bileti sattım. Babam iskelenin yani memuruydu. Ve üstünde karamele sattım o iskelenin. Hayat öyle bir şey işte. Yani o tahtaları var ya o kadar uzun iskelenin o tahtaları yek yek bilirim. O kayaların ismini biliyorum. Bu kırmızı kaya, bu çimento kaya. Bu bilmem. Orada benim yaşadığım ev var iskelenin başında. Vay ikinci ev. Yani bunu anlatmak, bu duyguyu anlatmak mümkün değil. Bütün çocukluğum hala rüyalarımda Salacak'ı görüyorum. Yani bu yaşımda. Bir de benim çok önemli bir hikayem var. Babam çok düzenli, çok şık giyinen bir adam. Benden çok şıktı. Yani o babama çok benzediğimi zaman zaman fark ediyorum. Yani şirket daireye memuru, daha evvel sonra devlet deniz yolları memurunun bu kadar şık olabileceğini ancak benim hayatımdaki resimlerden görebilirsiniz. Bugün piyasada öyle bir iskele memuru, gişe memuru yok. Bıçak gibi pantolonlar, boyalı ayakkabılar, boraks yakalı, takma yakalı. Annem, anneciğim, eli öpülesi annem onları yapardı. Ve babam lodos havalarda kasadaki biletler o zaman şeydi, kartondu. Gidiş dönüş, azimet avdet denir. Böyle basılır, tarih basılırdı üzerine. O biletleri alır eve gelir. Gümüş paraların olduğu dönem, 25'ler, 50 kuruşa, 1 liralıklar... Halis gümüş çocukluğumda. Yani ilkokul yılları yine böyle 7-8 yaşlarındayım. Eve getiriyor. Çok düzgün adam. 25'leri böyle koyuyor. 50'leri böyle koyuyor. 1 liraları böyle koyuyor. Ertesi sabah alıp kasaya götürüyor bozuk paraları. Ben çocuğum. Yani birinci sınıftayım. Oradan 1.25 alıp cebime atıyorum. Yani çalmak falan değil aslında. Öyle bir evin parası gibi. Farkında değilim bir şeyin. 2-3 gün sonra bir tane daha 25 alıyorum. Her gün 25'ler eve geliyor.
Atıyorum. Babam fark ediyor. Çok hesaplı bir adamdı. Her akşam işliyor icmal dediğimiz. Kaç bilet satıldı, kaç kuruştan falan. Dedi ya burada 25 lira bir şeyler oluyor dedi filan. 25 lira eksiliyor. İki de bir geçen gün eksikti, bu eksik filan. Ben böyle durunca anladı tabii yani. Dedi ki geleceksin gişede bilet satacaksın. Akşam kasadan 25 kuruş alacaksın. Güzel. Zaten o 25 akşama kadar birikirdi. Ben çocuğum azimet avdet diyor böyle kelli felli adamlar. 32 kuruş geliş gidiş dönüş. 35 kuruş veriyorlar. Tırtıllı bir kuruşlar. 3 tanesini iade ediyorum, veriyorum. O kelli felli adam elinin tersiyle 3'ü itiyor. Kasaya o 3'ler birikiyor. Ve akşam yani 50 kuruş oluyor belki. Ama ben 25'i gümüş 25'i alıp helalinden bunu öğretti babam bana yani. Evet. Ve hiç memur olmasını sevmediği için yani şey bir hayat hep bizim ticaret yapmamıza sevk etti. Bize hayat alarak sürgülü kutulu bile Abdülvahit Turhanlar vardı, sen hatırlamazsın. Yok. Sen de çok gençsin. Onları satardık iskele üstünde. 2,5 kuruş ve 4'e 10 kuruş falan. Onu da beceremedik. Yani ticarete aklımız yatmadı. Yatsaydı biz hayatımız kurtulacaktı. Onu da babamız beceremedi. Sevgili evet. abim, evet. sana bir şey söyleyeceğim. Şu konuşmanın arkasından. Evet. Acaba o zaman ben bazen şikayet ediyorum da. Niye şikayet ediyorum? Babamın evet. o hani şöyle ol, doğru ol, adam ol, bilmem falan gibi şeyleri. Bazen diyorum ki ya bu öğrettiklerinin hepsinin bugüne hiçbir yansıması yok. Bize ne kadar yanlış şeyler öğretmişsin diyorum. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Kabul ediyor musun abi? Evet. Bana vallahi. Politikacılık için teklif geldiğinde işte şuraya belediye reisi olur musun bilmem ne bilmem ne. Vallahi ben yalan söylemesini bilmem, biz ailemizden öyle terbiye gördük dedim. Adamlar çok kızdılar bana. O dönemde ben Türkiye'de yoktum. Ben 55 doğumluyum ben sonuçta. Ama o filmleri izlerken öyle bir özlem hissediyorum ki o eski İstanbul'un manzaraları, eski İstanbul'un evleri. Tabii stardın. Tabii çok seviliyordun. Arabalarınız kalkıyordu sizin biliyorsun. Evet, değil evet, mi abi? Evet. Hiç şey yapmayın yani, biliyorduk abimden. Biliyorsunuz abi o evet, muhterem. Yani. Halk bizi çok seviyordu. Halk çok anormal çok büyük sevgiydi. Çok. Belki sinema tek eğlenceydi. İşte onun için. Ha, o bir de öyle ya da böyle çok keyifli güzel filmleriniz vardı. Ya, aileye işte hitap yani eden. Sabun köpüğü filmler aynı konular ha. falan ama yani. Bir sıcaklık vardı. Bir sıcaklık vardı. Örf ve adetler vardı. Sevgi vardı değil mi? Kahveye işte biri girer, bir büyük herkes ayağa kalkar falan. Yani bugün olmayan şeyler. Adap vardı, dayanışma vardı, sevgi vardı. Yani bunların bugün belki var ama yer yer bizim filmin çok tümünü az. Bu döşer yani evet, bu duygular. Evet. O bakımdan evet. o filmler halkın çok hoşuna gitti. Kendinden bir şeyler buldu. Filmin iyisi o zaten. Kendinden bir şeyler bulabiliyor musun? Hı. Demin Sunan'ın bahsettiği o çok güzel. İstanbul var tabii. Hı, tamam. Yani bizi İstanbul'un maalesef bir belgeseli çekilmemiştir. Evet. Bizim filmlerden oyuncuları silmek mümkün tamam. olsa ve filmlere ard arda ekleyebilseler koskoca bir İstanbul belgeseli. İnanılmaz. Var. Ve insanlar aslında biraz eski İstanbul'u seyretmek için biraz yaşanmışlıkları bize paralel çocuklukları, o kısa pantolonlu devirleri, o flört devirlerini hatırlamak için o filmleri seyrediyorlar biraz da. Yani İzzet Günay'ı tamam seyrediyor da ama onun gerisinde daha başka duygular var. Biz nasıl başka duygular içindeyiz? Onlar da başka şeyler. O fonda, fondaki İstanbul evet, değil mi? Evet yani o korkunç bir şeydir yani. Ne kadar muhteşemdir evet, o fondaki muhteşem. İstanbul. Sen komedi ve drama, hem komedi hem drama evet, oynadın. Evet, o şansım yani, oldu evet. Rolün nasıl çalışırdı? Ya Suna, bugünkü acemi muhabirler var, onun gibi soru soruyorsun. Sağ olun. Birisi de. Sen bunu bilerek soruyorsun, biliyorum da bu lafı işitmek için ama bugün bana bunu soran muhabir arkadaşlar var. İzzet abi yahut İzzet Bey, rolünüze nasıl çalışırdınız? Kardeşim hangi rolü çalışıyorsun? Senaryo var da hangi senaryoyu çalışıyorsun? Sen tabii bu lafları ben söyleyeyim diye bunu öyle hazırladık. Evet, buna tiyatroda çanak tutmak derler biliyorsun. Aa ben yapar mıyım? Dümbüllü devrinden kaldım. Çanak soruydu onun için ben sormadım. Ya, Sunay'a sordurdum. Ya, yarım sayfa yarım sayfa 3 sayfa senaryolar geliyor. Ya yapılan iş mucizedir yani Ümit. Bir rejisör o çizgiyi nasıl çekecek?
rolü bir oyuncu nasıl o çizgiyi yani bir komedi gelir yani 3 sayfa ona göre bir şey bulursun bir komedi yapardın. 3 sayfa daha gelir başka türlü bir komedi. Şimdi ikisini dengelemek lazım. Bu cıvık komiyi yani komediyi ötekiyle nasıl bağdaştıracaksın? Hadi biraz bir denge bulmayacağız. Yapılan iş mucizedir. Aynen. Vesikalı Yarim'i zaten birazcık ondan bahsedeceğiz ama çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben işte 64'te Acar'dayım. Oradan askere 7-8 sene. Oradan da 74-77 senesinde Vesikalı Yarim'i çektim ben. Tekrar. Evet, Müjde Ar'la. Evet. Aynı hikayeyi şey yaptık. Kaç biraz kere çekilmiş modern, biliyor musun Türkiye'de? 35 kere. 15 kere, 14 kere çekilmiş. Acı bir şey size söyleyeyim. Bunu yani siz de bilmiyorsunuz. Ben o filmi bilmeden bir daha çekmişim. Haberim yok. Söylemediler de. Ama onu başka. Feri Cansel'le yapmışım. Ama, haberim yok. Abi bu o filmi anlamadım dedi. Bitti film. Dediler bu Vesikalı Yarim'den çalınma abi. Ama hiçbiri bizim yaptığımız Vesikalı Yarim. Yani, seninki olmuş mudur bilmiyorum. Seyretme. Fena de. Değil ama fena tabii değil. Bu. Bunun üstüne olur mu? Evet. Yani nasıl olsa o zaman böyle hani bir şey yapılıyordu önüne gelmiyordu. Geçmişin en güzel hikayesiydi. Ama Müjde çok güzel oynadı o pavyon kadınını. Ve rahmetle analım bir de Tanju Korel. Senin rolünü manavı Tanju oynamıştı. Evet. O da böyle iri yarıydı falan. Evet, evet. Benim de ilk filmim olmasından ötürü de son tabii, derece. Tabii, biliyorsun tabii. İnsanlar ilk filmlerini çok beğenirler. Sen yaptıysan iyi olmuştur muhakkak. Güzel bir ben film yapmıştım. Ben görmedim ama yani mesela Sarmaş Hülya Avşar'dan falan böyle hepsi. Arada bir gördüm. Abi dedim bu Vesikalı'ya benziyor. Vesikalı ama çok uzak tabii. Tabii. Ama tabii, biz bayağı bir Vesikalı Yarim'dik anladım. Yani. Vesikalı Yarim deyince birazcık nefes alıp biraz bahsetmemiz gerekiyor aynı diye düşünüyorum en azından. Evet. Bu hafta Unutulmazlar köşemizde bu filmin ve Türk sinemasının büyük yönetmeni Lütfi Akat'ı anmak istedik. Evet. Ben de onun için üzerinde durmak istiyorum. Yani büyük usta Lütfi Ömer Akat'ı anmak için biraz üzerinde duralım. Şimdi VTR'sini izleyeceğiz. Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Lütfi Akat, tam adıyla Ömer Lütfi Akat, 1916 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra girdiği İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nun maliye bölümünden mezun oldu. Çeşitli dergilerde sinema ve tiyatro üzerine yazılar yazdı. 1946 yılında Sema Film Şirketi'nde mali danışman ve yapım yönetmeni olarak çalışmaya başladı. 1948 yılında yine mali danışman olarak çalıştığı Erman Film Şirketi'nde çekimi yarım kalan Damga filmini tamamlayarak yönetmenliğe geçti. Lütfi Akat'ın gerçek anlamda ilk filmi, başrolünü Sezer Sezen'in oynadığı 1949 yılında çekilen Vurun Kahpeye filmidir. Lütfi Akat, sinema tarihçisi Nijat Özön'ün ifadesiyle sinema anlayışı, sinema dilini kullanışı, tekniği, sahne düzenlemesi, oyuncu yönetimi ve seçtiği konularla o zamana kadar Türk sinemasına egemen olan tiyatral anlayışı yıkarak yeni sinema dilinin ilk değerli örneklerini vermiştir. 48 filmi bulunan usta yönetmenin en önemli filmleri arasında Kanun Namına, Altı Ölü Var, Öldüren Şehir, Beyaz Mendil, Yalnızlar Rıhtımı, Üç Tekerlekli Bisiklet, Hudutların Kanunu, Kızılırmak Karakoyun, Vesikalı Yarim, Kader Böyle İstedi, Yaralı Kurt, Irmak, Gelin, Düğün ve Diyet sayılabilir. Sinema filmlerinin yanı sıra orman konulu yaklaşık 10 belgesel yöneten Lütfi Akat, Ömer Seyfettin'in öykülerinden bazılarını ve Bir Ceza Avukatı'nın anıları kitabından uyarlanan birkaç öyküyü televizyon filmi olarak çekti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Profesör Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Merkezi'nde 20 yıl süreyle sinema dili, senaryo, oyun, yönetim dersleri veren Türk sinemasının koca çınarı Lütfi Akat, 19 Kasım 2011'de İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Bir usta. Büyük usta. Ve şanslısın. Yani niye? Şanslıyım. Çünkü çalıştın. Çalıştım. Bir de şanssızım geç çalıştım.
Yani hep hayıflandım durdum. Yani Lütfü abiyi tanıdıktan sonra filmcinin ne olduğunu anladım. Ne kadar? İlk gerçeğe yani bir gerçeği kavradım. Yani o kadar film yapmışım. Kaçıncı filmim bilmiyorum. Yani o kadar filmden sonra hakikatin farkına varmak çok acı. Lütfü abi büyük bir insan önce. Yani teknisyenliğini böyle bir kenara koyalım. Büyük bir insan, saygıdeğer bir insan. Büyük usta gelmiş geçmiş. Ve oyuncusuna bu kadar sahip çıkan, yani başka yönetmen tanımıyorum. Kusura bakma, yani bütün yönetmenler için söylüyorum. Oyuncusuna bu kadar saygı duyan ve sahip çıkan bir rejisör yani muhakkak var. Ama sıralamada birinciyi Lütfü abi alıyor. Lütfü abi tabii hep onun için bir söz söyleniyor, çok doğru. Ustasız usta. Ustası olmayan bir usta. Hmm. Ve çok kişiye de ustalık yapmış. Yani bugün yeni kuşağı da halen, yani tabii, dışarıda ödül aldığımız filmlerdeki gençlere önderlik yapan Lütfü Akat. Yani onların tarzı çekilince film iyi film oluyor. Lütfü abi şöyle ifade edebilirim. Lütfü abi az konuşan ve az kelimeyle kendini çok iyi ifade edebilen bir insan. Ve bu senaryolarında da aynı. Gerçek hayatta ne kadar az konuşuyorsa senaryoda oyuncularını o kadar az konuşturuyor. Kamera oyunu yok. Kameraya rol çaldırmıyor. Osman abi gibi değil. Yani Osman abi devamlı kamerayla oynar. Şahıslar durur, o gezinir. Lütfü abi koyun dediği zaman kamera oraya konur. Yani Lütfü abinin iddiası odur. Yani anladığı sinema odur. Primitif sinema, ilkel sinema. Ve kameraya fazla oynamayacak, şaryo az olacak, traveling az olacak, oyuncular gidecek, gelecek. İşte herkesin merak ettiği Lütfü Akat filmindeki atmosfer buradan kaynaklanıyor. Oyuncuyu mekan ve atmosfer, mekan ve oyuncular sağlıyor. Gidiyorlar, geliyorlar, o atmosferi getiriyorlar. Kamera o atmosferi yiyor devamlı. Lütfü abi de yemiyor. O zaman gibi, yani kamera izleyici oluyor. Hani oyuncu gidip geliyor, izleyiciye gidip geliyor. İzleyici ona gitmiyor, değil yani mi? Yani gözlemliyorsun. Yani kamera gözlemliyor. Gitmiyor, oyuncu kameraya geliyor. Kameraya geliyor. Anlatıyor yani. Yani yeni İtalyan sinemasından. Neorealist sinemanın benzeri aslında. Ve bunu keşfediyor. Ve de çok önemli bir yerde Lütfü abi, tiyatrocular döneminden sonraki yeni sinemaya, yeni dönem sinemaya geçişi hazırlıyor. Geçişi hazırlayan tek Lütfü abi. Sonra paralellerinde var. Ama Lütfü abi hazırlıyor. Yani dışarıdan tiyatro harici oyuncularla çalışmayı ilk Lütfü abi getiriyor. Setteki? Evet. Sette hocam, bir kere biliyorsun Suna, sen de bağırarak çalışılır. Tabii, korkunç bir gürültü içinde çalışılır. Evet. Ona bağırır, 2000'liği getir, 4000'liği indir. Ben oraya koşturur, buraya bir nerede bağırdı o? Çağırdı. Bir de nerede? O nerede? Gelmedi o abi. Lütfü abi bir gün, az gürültü olmasına rağmen yine de Lütfü abinin seti. Yahu dedi, bu iş bağırmadan yapılamaz mı Allah aşkına dedi. Ve bağırmadan yapıldı ondan sonra. Hiç bağırmadı. Kimse birbirine bağırmıyor. Ne güzel. Bağırmadan yapıldı. Ve Lütfü abinin abi, insan tarafları dediğim şu. Yani diyor ki ya sinema bir meslek değil mi? Yani oyuncu olarak, kameraman olarak bir meslek. Yani her mesleği yapan akşam evine gidiyor, çoluğuyla çocuğuyla yemek yiyor ve biz yiyemiyoruz. Yani biz bunu neden gece 2'ye kadar uzatıyoruz? Biz de saat 7'de paydos edip efendim oturmuyoruz. Çocuklarımızla, eşimizle yemeğimizi yemiyoruz. Böyle bir düzen olmalı. Bunu savunuyor. Neden? Aile hayatının düzgünlüğünden. Gece işi sevmiyor. Neden? Düzenini bozuyor. Yaşam düzenini bozuyor. Gece uzatmaya geçince ve ilk yaptığı şey, mümkün olduğu kadar tabii, senaryoyu hemen baş asistana veriyor. Diyor ki bu geceleri azalt diyor, gündüzü al alabildiğince. Düzenini bozan, yani çok gerekli iki tanesi kalıyor. Ki var, oldu. Bunlara çok dikkat ediyor. Hep ben inceledim Lütfü abi, çok yakınında oldum. Onu çok seven biriydim. O da beni gerçekten severdi. Allah rahmet eylesin. Yani bu insan tarafları, mesela setteyiz.
paydos olmuş, yemeğimizi yemişiz. Çalışma, sete geçeceğiz. Yani Ümit söylemiştir muhakkak ama dedi ki, sete geçmedi. Oyuncularım kahvelerini içtiler mi? Hayda. Başka hiçbir rejisörden duymamış. Duyamaz. Ya duymuşsam başka bir tonda başka bir şey Ümit, duymuşum. Sen hiç sormadın ben senden çalışırken. Şimdi soruyorsun. Kahven hazır mıydı ya? Benim söylediğim. Ya müthiş müthiş. Yani sunuma çok basit gelebilir. Çok yok, önemli. Hayır. Ama öyle tabii. Bir tonda söylüyor ki benim oyuncularım kahvelerini içtiler mi? İçtiler. Buyurun sete. Saygı. Saygı değil mi? Oyuncuya şöyle bir çember bırakıyor ve onun içinde dolandırıyor. Bir şey anlatıyor, iki laf söylüyor, o kadar. Fazla detay vermiyor. Ve onun içinde kendi yeteneklerinde dolanıyor. Bir oyuncunun kapasitesini çabuk keşfediyor. Bundan ne alabilirim? Müthiş. Alabildiğince alıyor, alamadığı yerde bırakıyor. Filmi kendi özel hayatına göre... Evet. Hayır, o biçimlendirmek. Dünya... Bence ya. Aslında çok hoş bir şey. Evet, öyle olmalı ben, diyor. Yani bir illa film için değil. Yani. Çünkü bu hayatta zevk almazsak yaptığımız işlerden, bize uymazsa bu işlerden herhangi bir iş olursa olsun, biz zaten eve mutsuz gidiyoruz. Yani bu ilginç. İlk defa evet, böyle bir şey yani, duyuyorum ama bir yönetmen için. Çağırdılar beni Erman filme. Şeref Gür, kulağı çınlasın. Şeref abi yazıhanede oturuyor. Lütfü abi de böyle bir koltukta oturuyor. Odaya girdim Suna. Ayağa kalktı ve önü ilikledi. Yani arabada konuşuyorduk ki yani edep, örf, adet. Yani saygı. Küçüğüne de onu yapıyor. Büyüğüne de yapıyor. Kalktı önünü ilikledi. Hoş geldiniz dedi bana. Lütfü abiyle ufak bir selamım var. Yani hiçbir fazla oturup bir hasbalimiz yok o tarihe kadar. Ondan sonra dedi ki bu senaryonuz dedi bana. İlk olarak ciltli evde duruyor. Wow. Siyah üzerinde vesikalı yarim şeref film yazan İzzet Günay yazan bir senaryo. Evde duruyor. Duruyor evet. İlk kez bir senaryo alıyorsun. İlk olarak bitmiş bir senaryo alıyorsun ve de ciltli. Hani ciltli bitmiş ya, senaryo ciltli. Almışındır da yarım yamalak. He. Hani böyle bir şeyler var. İdareydi. O ciltlenmiş bitmiş bir senaryo. Biz bunu çekeceğiz. Biz bunu haberin dedi. Olsun. Ben size dedi bir anlatayım dedi. Lütfü abi. Hı. Oturduk. Dedi ki bir Sabiha var pavyonda şarkıcı. Sen manavsın bir bostanın var. Arkadaşlarına Beyoğlu'na çıkıyorsun ve Sabiha'ya aşık oluyorsun. Durdu. Ben de durdum biraz bekleme. Bu kadar mı Lütfü abi dedim. Evet bu kadar. Gerisi dedi orada. Senaryoyu evet. Okudu değil mi? Çok iyi. Ya yani korkunç bir şey. Bir kere Lütfü abinin en büyük ustalığı tabii herkesin merak ettiği atmosfer. Ben o atmosferi incelemedim hep yani. Mekanını kendi seçiyor. Hı-hı. En uygun mekanı buluyor. En uygun oyuncuyu buluyor. En iyi resimleri buluyor. Onlar sinemayı gerçekten alıp yukarılara taşıyan ve bu böyle bir meslektir. Bu mesleğe yönetmen olarak yürek korsun, oyuncu olarak yürek korsun. Sinema başka mesleklere benzemiyor. Bir ayrıcalığı var. Yani bir kere sevmeden yapılmıyor. Yani büyük bir tutkuyla bağlanacaksın. Hep onu söylüyoruz. Yani başka bir mesleği muhasebecisindir. Yazar çizersin, sevmeden yaparsın. Sinemayı yapamazsın. Evet. Sinemayı yapamazsın. Onun için ayrıcalığı var sinemanın. Her anını iyi yaşayacaksın, o heyecanı taşıyacaksın. Angarya gelmeyecek yani. Biz taşıyabildik mi, onun münakaşası yapılabilir. Getirebildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz en iyisini yapmaya çalıştık. Bütün olumsuzluklara rağmen dedik ki ya boş ver işte falan demedik. Olabildiğinin yani sonunu, limitini zorladık. Bak neler diyorlar abi sokaktaki ne size diyor? Size bakacağız. Sorduk bakalım. İnşallah iyi şeyler söylemiş. Söylemezler mi ya? Size İzzet Günay desem? İzzet Günay benim gençliğimin, çocukluğumun en yakışıklı adamı. Hepimiz hayrandık ona. Ama geçenlerde bir fotoğrafını gördüm. Hala çok yakışıklı, hala çok yakışıklı. Türkiye'nin yetiştirdiği sayılı sanat eserlerinden biri. Sanat eseri derken sanatçı olarak fevkalade bir insan yetiştirmiştir yani. O bakımdan ben ona hayranım. 1970'li 65'li yılları
Jön aktörü gelir. Eski Türk filmlerinin unutulmaz aktörü diyeceğim. Sinema sanatçısı. Dört dörtlük bir insan bence. Çok güzel rolleri var. Çok seviyoruz onu. Ve mükemmel bir karakteri de var yani. Burada tanıyorum kendisini. İzzet Gülay eskiden Yeşilçam'ın en iyi jönlerinden birisiydi. Çok sevdiğimiz sanatçılardan birisidir kendisi. Gençliğimizin aktörlerinden, çok seviyoruz onu. Aktör, emektar oyuncu, Vesikalı Yarim'le oynamıştı. Oradan hatırlıyorum. Çok beğenirim kendisini. Beyefendi, yılların sinema sanatçısı derim. 68'den beri tanıyorum. Dünya efendisi, severek oynayan, yaşayarak oynayan ve bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün şöhretli film aktrislerinle, aktörlerinle birlikte birçok filmlerde, birçok karakterlerde oynamış, işini seven ve unutulmayacak Türk sinema tarihine adını yazdıranlar arasındadır. Bu röportajı yaparken rüşvet falan vermediniz değil mi sağa sola? Hiç kimseye. Hiç. Evet. Hatta dikkat ediniz hep dili geçmiş var yani. Di. Bizi sevenler galiba bize gönül gözüyle baktıkları için bize öyle görüyorlar. Eksik olmasınlar. Yani düzgün bir hayatım olduğunu söyleyebilirim. Onu anlatmak, yani söylemek istiyorlar, üzerine basmak istiyorlar. Yani mutavazı bir insanım. Tavazu göstermediğim bir nokta, büyük bir özen gösterdiğim yani yaşam biçimim ve hayatımdır. Yani saygı değer olduğunu tahmin ediyorum. Evet, ama bunu yapmak için bir efor sarf etmediniz. Doğan da var. Biraz natürümde var. Natüründe var. Evet, evet. Ama biraz dikkat etmek lazım. Öyle. Yani halka saygılı olmak lazım. Hı-hı. İşte buraya temiz pak geliyoruz işte. Tabii. Onlara saygımızdan dolayı. Yani ödül törenine meşin ceketle, tişörtle çıkmıyoruz. Beyaz halıda smokinle görünüyoruz. Bu evvela mesleğinize saygılı olacaksınız. Mesleğinize saygı beslemezsiniz, başkası da hiç saygı göstermez. Biz evvela mesleğimize saygıda kusurlar yapıyoruz, ediyoruz gibi geliyor. Genç nesil bunları duyuyordur tahmin ediyorum. Genç nesil de başka türlü diyor ki genç nesil bize benzemiyor. Evet, genç nesil de diyormuş ki ben duymadım, öyle söylüyorlar. Kıyafete bize bakmasınlar, yaptığımız işlere baksınlar diye bir laf söylüyor. Bilmem ne kadar doğru. Ya, biz genç nesil oyuncuların durumu yani çok farklı. Yani yaptığı bazı işlerde biz onları da görüyoruz. Hı. Yani bir artıları da var belki, evet. Ama eksileri de fazlaca var. Ya, bu kısa. Buradaki halk sevgi dolu, gerçekten sevgi dolu. Fakat bugünkü dünyada Türk sinemasında olsun, şeyde olsun, o kadar sevgi dolu bir genç nesili yok. Yani bunu sen sosyal sayfaları girdiğinde, internette sosyal sayfaları girdiğinde o kadar çirkin şeyler yazılıyor ki. Gereksiz çirkin şeyler, yani oyunculukla ilgili bir eleştiri değil, yani o insanlara eleştiriyorlar. Bizim zamanımızda açıkça söylemek gerekirse ben sanmıyorum, ben hiçbir kimseden bir hakaret falan işitmedim. Siz de işitmemiştiniz ama bugünkü dünya çok çok zor. Yani oyuncular için, biraz, genç oyuncular için çok zor. O biraz galiba İzzet abim de katılabilir benim bu söylediklerime. Bu internette tek başına oturup bir araya gelinmiyor. Biz iç içeydik. Kimse kimseyi yani bu nedir diye düşündüğünde herkes birbirini seven abi kardeş. Dokunuyorduk. Evet. Beraber yiyorduk. Beraber sıkıntı çekiyorduk. Evet. Şimdi çekilmiyor. Rekabet, İnternet oturuyor ve saldı. Yoktu. Yani evet. En çok sordukları sorusuna şudur bize. O kadar adamdınız. Rekabet, nasıl rekabet vardı aranızda diye. Ben diyorum ki o kadar çok adamdık ama çok da rol vardı yani. Hepimize iş vardı. Onun için fazla öyle gocunmadık. Benim bir olayım var. Çok yani enteresandır. Yani bunu ilişigüzel anlatıyorum isim söylemeden. Beni bir yer yazıhaneden çağırdılar. Yine böyle yani star olduğum dönemde. Abi dediler bu komedide sen oynayacaksın. İşte bilmem ne bilmem ne. İşte şu kadar para isterim dedim herhalde.
abi dedi o parayı veremeyiz filan bilmem ne derken abi dedi yani bana bu rol başkası için yazıldı aslında. Ama bu dram da abi bu hafif drama gidiyordu. Yazırken komedi oldu. O oyuncudan bu rol kaydı. Onun için seni çağırdık. Böyle gafletinde bulundular. Dedim ki ben bu rolü oynamıyorum. Ben bu rolü oynamam arkadaşlar. Bunun dedikodusu olur diye. Ben oynamam dedim bunu. Ve oynamadım. Bir de içine sinmemişsin. Yani sinmedi. Bir başka arkadaşın yani, adına söyleyip hani, değil mi? Bana söylediler hem de. Yani kim için? Bu rol başkası için yazıldı. Yazılırken normal böyle dramatik yönü falan da vardı ama komedi oldu bu abi. Bu arkadaş onu beceremeyecek diye. Kovduk. Biz seni uygun bulduk. Ben oynamıyorum. Bu rolü istemiyorum. Yani. Rekabet bu kadar. Anlayın rekabet var mıymış aramızda yok muymuş. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şeyin müziği çok önemliydi. Atladık. Vesikalı Yarim'in müziğinden müthiş bahsetmek lazım. Yani müthiş. Filmde Ağaçlar Ayakta Ölürüm müziğinden bahsettik. Evet. Çok az filmde Vesikalı Yarim'i filmini havaya kaldıran bu müzik kadar müzik çok az filmde vardır. O kimindi? O da Fecri'nin mi? O Fecri'nin değil. Özel yapılan bazı müzikler var. Şükran Ay okuyor. Ha, tam işte, pavyon müziği. Tabii. Tam yerli yerine oturmuş. Lafları da yani senaryoya çok uygun düşen ve filmi havalandırmıştır. Yani biraz daha tabii de işini hafif kolaylaştırmıştır. Nasıl de Metin Bükey'indir. Metin Bükey'in nasıl doğru söylüyor. Metin Bükey evet. Türk müziği zaten orada. Evet. Yani hani bir manavdı. Ve herkes pavyondu. O filmin müziğini çok hatırlar. Evet, evet. Bakın çok. Ne kadar önemli. Kahverengi gözlerin yok bilmem nefçi böyle şeyler şey, var. Şey değil mi kalbimi kıra kıra falan kalbimi gibi. Kalbimi kıra kıra tabii. Ya, evet. Çok müthiş. Önemlidir. Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka. Bir daha geri dönmem, yalan kattın aşka. Kalbimi kıra kıra, bıraktın bir hatıra. Günahını yalancı, dudaklarında ara. Laflar o kadar önemli geliyor ki ben bile oynarken fark edemediğim lafları bu halk bana sokakta çevirdi. Suna bir gün abi dedi nedir buyur dedim. Bizim evde dedi Vesikalı'nın dedi DVD'si var. Biz dedi her ay onu koyar her ay bir kere seyrederiz dedi. Yani tapınır gibi anladın mı? Yani kült film diyorlar ya buradan belki. Rüzgar gibi geçti gibi. Evet yani, evet bravo. Ve dedi abi orada bir lafım var dedi. Beni dedi perişan ediyor. Ya kardeşim hangi laf o? Sen dedi hani 6 ay dedi mahkum oluyorsun. Eve geliyorsun ve ilk seyirci filmin yarısına doğru adamın evli olduğunu öğrenir. Deminki sahnede de vardı. Türkan bir şey sormak istiyor. Adama soramıyor. Evli olduğunu söyler Ayfer Feray. O da inanmaz Türkan. Adamın kendisine sormak istiyor. Sonra duyar yani. Sonra duyar evet sonra duyar. Adam sonra, da söylemez. Yani soracaktır soramaz. Soramaz. Kasaplanka sahnesi evet, işte o. Aynen. Kasaplanka'nın duvarının önü. Nedir o laf dedim. Abi dedi 6 ay mahkumiyetten sonra eve gelir ya biz adamın dedi evli olduğunu ilk görürüz. Karısı açar dedi. İki çocuğu babam geldi der dedi. Şehir de yani şokta. Kadın iki öyle böyle karnını aç mı der. 6 ay karısı. Sonra. Yani Türk yapısını, aile yapısını yani anlatan bu kadar güzel kelime evet. Duymadım. Yani ne takaza etmek var, herif neredesin 6 aydır orta yoktun filan yok. İki karnı eli açma. Bağlı, karnını aç mı? Bu lafa çok bozulmuş adam, perişan olmuş ya. Böyle biz halkı da uyarmasıyla da filmde bazı gerçekleri yakalama fırsatı bulduk. Fark edemediğimiz şeyler var. Tabii. Yani Lütfü abinin inceliğinden geliyor. Nedir? Ve üzerine basmamış yani Lütfü abi bunların fazla. Bize böyle de basarak söylemedi, anlatılmadı bunlar. Hı, hı, hı. Halk yakalıyor, korkunç bir şey. Yani evet. Lütfü abinin de korkunç. Ustalığı değil mi? Yani orada? Orada eve gelir ilk olarak babasının evine gelir 6 ay sonra. Kahvesini içerken babası içeri girer hemen ayağa kalkar, elini öper. Bugünkü kadının aslında kabul edemeyeceğim bir tarz yani muhtemelen. Yani
O günkü çok güzel o günkü ama. Yani mesajı çok güzel. Yani aile bir gerçeği anlatıyor. Öyle ol demiyor. Tabii. Ama hayır ama böyle evet. Çok belirgin. Böyleydi diyor. Şey hafif bir şekilde evet. çok güzel. Yani evet. Adam 6 ay sonra yok. Bir yerlere gidiyor, gece gelmiyor, bilmem ne çok falan güzel. Filan. Yani bir takım gerçekler. Neyse ne ineye yani, geldik sıra biz geldi. Biz koleksiyonuna geldik. Şimdi benim en zayıf tarafım. Ya benim biliyor musunuz koleksiyonculuğum yani hobilerim filmin boyunu geçer. Benim koleksiyonculuğum hayatımı kapsar. Filmcilik hayatımı kapsamıyor tümünü. Hı hı. 55'ini kaplıyor ama bugün. 7 yaşında ben koleksiyonculuğa başladım. Neyle başladın? Pulla başladım. O zaman başka bir şey yoktu. Hı hı. Evlerde de radyo olmadığı bir dönemdi. Boş vakitte herkes pul biriktirirdi. Pul alırdı, pul dizerdi, pul yıkardı falan. Babamın damgalı pullarını ben hep merak ettiğim ve cevabını bulamadığım noktalardan biri şudur. Babamın bir gelişi güzel bir kenara atılmış damgalı pullarını ben dizmek için okul defterine Aydınger kağıdı keserek suyla da unu karıştırarak tutkal yaparak bugünkü defterlere benzer defter yaptığımı hatırlıyorum. Hiç defter görmemişim. Öyle bir pul defteri görmemişim. Pulların nasıl dizildiğini bilmiyorum ve bunu yaptığımı hatırlıyorum. İlkokul işte 7 yani yeni başladığım sene. Bu bir mucizedir. Hala cevabı yoktur. Her şeyin cevabı... O duruyor mu? Efendim? O yaptığın defter durmuyor maalesef. Ha. Onlar tabii atıldı. Yani her şeyin cevabını geriye dönerek buldum hayatımda. Hı-hı. Bir cevabını bulamadığım şey bu. Pulun tavsadığı dönemde yani pul yeni nesiller makinalarla oynamaya başlayınca bizim çocuklarımız pul tavsadı. Baş aşağı gitmeye başlayınca biz paraya döndük. Yani hem madeni para yani tedavül parası cebimizdeki paralar ve de hatıra paralara dediğimiz paralar. Gümüş paralar, altın paralar. Tabii haddini bilip hangisini yapacağına karar vereceksin. Biz tabii altın paralar yapamayacağımız için altın paraları böyle. Koleksiyoncunun en büyük şeyi kendine tartıya koymaktır. Yani koleksiyon yaparken. Ben hangisini yapabilirim? Ve hangisini yapmaktan en büyük zevk alıyorum? 10 tane koleksiyondan zevk alıyorsan en az ikisini seçebilirsin. Üçüncüsüne fırsat kalmaz ve de maddi olarak üstesinden gelemez. Yani ben şu kadar maaş alıyorum. Ben her ay bu hobim için şuradan şu kadar para buna ayırabilirim muhasebesini yapmak zorundasın. Bana en çok hangi obje heyecan veriyor? Beni hayata bağlıyor. Onu seçeceksin. Onu yapacaksın. Bir de çok çalışacaksın. Maddi manevi üstesinden gelebilir mi şeyi bu? Yani ben biraz lisan öğrenebilirim. Dışarıdan kitap getirebilirim. Yani getirebilirim, çalışabilirim. Çünkü bana sorarsanız koleksiyonculuğun oranında %10 biriktirmek, %90 araştırmak. Bu bazılarına göre tam tersidir. Aynen. Klasik bir laf vardır, Alaturka'dır ama biraz benim lafımdır o. Bilginizin boyu neyse koleksiyonunuzun boyu da o kadar. İşte. Güzel, güzel. İzzet abi ayaklarına sağlık. Çok sağ teşekkür ya, ederiz. Ya bitmiyor. Sizle daha bir program daha sonra çağıracağız galiba. Joker çağrısı yapmadın. Yani, Joker. Herkese. Joker biriktiriyor İzzet. Evet. İzzet abimize. Jokerları. İzzet abimize bu kağıtların içindeki Joker. Onlar her şekilde değişen resimlerleymiş. Onun için bu konuda jokerleriniz olursa... Atacak jokerlerini biz istiyoruz. Dışarıya atacağınız jokerleri İzzet abiye gönderiyorsunuz. Nasıl gönderecek? Facebook'tan mı? Biz gönderebiliriz, kendisine verebiliriz. Ulaştırabiliriz. İzzet abi ulaştırırız. Adresine gönderebiliriz. Çünkü ummadığınız yerden ummadığımız jokerler çıkıyor. Jokerler çıkıyor. Bir joker olayı da abimiz sayesinde öğrendik. İlk ben başladım. Evet, bizi de bu konuda Joker hastası yapacak tahmin ediyorum. Eyvah, hepimiz herkese. Evet. Allah herkese de bir yaşamda bir böyle Joker nasip etsin diyorum, değil mi abi? Evet, sıkıştıkça çok önemli. Çok önemli. Çok, evet. Efendim binlerce kere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ayağına ediyorum. Sağlık. Ben İyi ki varsın. Ediyorum. Böyle bir İzzet Günay gibi bir dönemiye imzasını atıp hala var olan bir abimizle aynı masayı, aynı sözleri bir arada konuşmak bana kendi adıma ve
ekibim adına, çok teşekkür PVM ederim. Adına binlerce kere teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Yani söyleyeceğiniz. Ben hem sizlere hem kanala çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğin içindesiniz. Böyle bir program, kalıcı program bunlar gerçekten. Birer belgesel olacak ileride. Yok olduğumuz dönemde hep bunlar gösterilecek, fırsat olacak. Ben sinema adına yani bir katkım olduysa çok sevinirim. Sinemanın olduğu yerde ben hep varım ve ben hala bu sevdanın peşindeyim. Söylenecek hiçbir laf yok. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tekrar tekrar teşekkür. Ayaklarına sağ olun. Haftaya görüşelim. Bizi dinleyicilerimizle buluşturdunuz. Sağ olun.